Selam, kolay gelsin. Ne yaptın? Bir şok oldu, bir şok oldu Luna. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir katil gameplay videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugünkü build'imizin adı Palet Düşmanı Wraith. Şimdi bu build için birkaç şeye daha ihtiyaç var ama ben çıkartamadım onları. Yapabildiğim kadarıyla anlatayım. İlk perk'ümüz dayanıklı. Palet sersemletmelerinin süresini %45 azaltıyor. İkinci perk'ümüz de ruh öfkesi. 3 tane palet kırdıktan sonra perk'ümüz aktif oluyor. Ve ilk palet stun yiyişimizde palet otomatik olarak kırılmış oluyor. Şimdi hem perk'lerim son seviye değil, gördüğünüz gibi yeşil. Hem de bir perk daha lazımdı bu build için. O da hayvani güç perk'ü, onu çıkartamadım. O da paletleri daha hızlı kırmamızı sağlıyordu. Onun yerine şöyle bir şey yaptım. Bir eklenti taktım. Pelerinli haldeyken pencereden atlama, paletleri ya da duvarları kırma ve jeneratörlere hasar verme hızını %60 arttırıyor bu eklenti. Diğer eklentim de pelerinden %10 hızlı çıkmamı sağlıyor. Böyle ortaya karışık Allah'a emanet bir şey yaptım. Perkleri geliştirip son dediğim perk'ü de çıkartabilirsem ikincisini de çekerim bu build'in. Şu pelerinden hızlı çıkmanın yerine bu arada zil sesi vermeme de takabilirim. Bilmiyorum, bir bu maç bir deneyelim. Ondan sonra bakacağız. Bu arada paletlere respect falan hiçbir şey yok. Allah ne verdiyse dandun girişeceğiz arkadaşlar. Vay. Kardeşim bir tık körlük sezdim sende. Şuradan boost'u kazandık. Orada palet olması lazım. Allah belanı vermesin ya. Palet yok muydu oğlum orada ya? Çok ezber oynadık. Hata yaptık, ezber oynadık. Ruinimiz var mı? Var, tamam. Neyse, içeri jortladı galiba. Neyse. Uyuu. Hıza bak hıza. Tamam, bir tane palet kırdık arkadaşlar. Nasıl yani tam olarak? Ne yaptı bu şimdi? Oh, bir cam bitti bile. Demek ki buraya gelmesem iki cam mı bitiyormuş? Gerçekten çok zekisin Ahmetciğim. Seni tebrik ediyorum. O paleti devireceksin aslanım. Respect bekliyor da yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Respect bizim dünyamızdan kaldırıldı arkadaşlar. Şimdi palete gideceksin. Güzel, aferin, sen akıllı oynuyorsun. Oğlum salak mısın, akıllı oynuyorsun dedik de mallaştın iyice, farkında mısın onun? Ya oynadığı spota bak, çıldıracağım. Bak, birleştirdiği spotlara bak lan. Tamam, artık devir değil mi? Artık devir, aferin. Adam base ile birleştirdi spotları, anasını satayım. Yapıyoruz mu bunu? Yapmaz, olur muyuz yapmaz, kulağını s**eyim. Oo, kıvrak attı değil mi bu da? Anasını satayım. Nereye, öbür map'e gitmiş. Kanka mal mısınız? Alo. Bak bir de ressam gibi giymiş şeyi. Bereyi, ne oluyor? Ah lan. Nice try değil miydi peki? Nice try değil miydi peki arkadaşlar? Bir tane daha palet kırdığımız zaman perk'ümüz aktif olacak arkadaşlar. Ne oluyor lan Seyah? Ne yaptın? İyisin vallahi inşallah. Bak. Bak kafamı bulandırdı. Bak oğlum sen çok bilgili oynuyorsun lan oyunu. Sana bir şey diyeyim mi? Dedim zaten de. Bak, şerefsiz ya. Dedardı falan da iyi attı. Tamam, daha artık şımarma da. Tamam, bu grubun zayıf halkası neyse. Hem iz vermiş hem ses çıkartıyor. Gelmiş orada şey yapıyor, anasını satayım. Nasıl yani? Neyse, hala yerde bu arada. Senin kıvran vardı, o yüzden senden dedart falan beklemeye gerek yok. Ona vuracağımı sanıyor ama baba yemez o numaraları oğlum. Baba yemez o numaraları. Baba o numaraları yemez. Vay. Perk de aktif oldu, perk de aktif oldu. Burayı delmeye devam, burayı delmeye devam ediyor. Kurbanlara zulüm. İşkence gibi bir maç. Vay, seni alalım, gel bakalım. Senin de dardın var gibi duruyor. Çok arkana bakıyorsun sanki. Evet. Tamam hadi gel, seni asalım. Okunu çıkartmayalım. Neyse de toparlasın orayı. Gerçi Nancy'nin daha kendini toparlamaya mecali yok. Orayı nasıl toparlayacak bilmiyorum ama. Lan oğlum Nancy, gerizekalı mısın sen? Ruinimi niye kuruyorsun anasını satayım ya? Git adamları kaldır orada. Ha tamam, bu DC attı. Öldü çünkü. Neyse de saldım açığı. Ulan salatalık Fengmin, gel buraya. Lan bu build'i yaptık, perk'ü göstermedik. Benim kafaya bir tane palet vursana reis. Ha, reis onu vur. Ya onu kafama vuracaksın ama ya. Koş içeri, koş. Lan paleti vursana, paleti vur. Palet vur, aşağıda palet var, aşağıda palet var. Ya prefire attım devirir aynı anda şey olsun diye.
Şunun 3 olacak herhalde. Şunu da öldürelim hemen, öbürü hatch'i buluyorsa bulsun artık. Senin de derdin var. Farkındayım. Farkındayım. Niye ember attın diye soracaksınız arkadaşlar. Ya oğlum, burada mı çalıştı ya? Birkaç slug falan yaptık ama olur o kadar da. Ne yaptın? Ya neyin hillanması bu ya? Bu neyin hillanması ya? Bak kıvrak atacak. Buraya doğru sinek gibi kaçacak. Lan bu kadar da ezbere oynanmaz anasını satayım oyun ya. GG. Edo'nun bir amacı olmadı sanırım. Çünkü genelde kovalamacadayken paleti stun yediğim için görünmeze geçip paleti kırmak saçma olur. Yani aynı zamanı kaybedersin diye tahmin ediyorum. O yüzden brutal olmadan biraz yalan bu olay. GG. Yani diğer iki perk okey ama eklenti yerine brutal şart gibi duruyor. Yani hayvanı güç perkünden bahsediyorum. Gençler, build aynı fakat eklentilerimi değiştim. Hemen hızlı bir şekilde anlatayım. İlk eklentim pelerine geçerken veya çıkarken verdiğim zil sesini vermiyorum. İkinci eklentim de pelerin giyme hızımızı 160 arttırıyor. Kuzgun çelengini gördü. İyi bakalım, güzel harita. Cici cici oynayın ya. Az önceki maçtaki performans bekliyorum sizden. Ruinim daha açık bir yerde çıkamaz mı diye de düşünmek istiyorum. Düşündüm ve karar verdim. Hayır, çıkamaz. Fark ediyoruz hemen. Hayırdır? Beni niye yakmadın? Beni beğenmiyor musun yoksa? Beni neden yakmadın? Oy, giriş hızına bak. Pencereden atlayacağını tahmin edip Jake'in önünü blokladı. Jake şu an sövüyor olabilir. Ben olsam söverdim yani. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar hep stratejik hamleler arkadaşlar. Bugün biraz davar bir raid gibiyiz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir şey diyeceğim. Hala onu yapan var değil mi orada? Oha. Şu var ya şu. Büyük şerefsiz ya. Şu büyük şerefsiz. Onu kovalardım da buraya geri dönen olmasın diye. Lan ne oldu şeref? Aa! Ne kadar hızlı yıllandın lan. Kappe. Tamam, Ojen'i salacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şunu bir hızlı bir şekilde düşürelim. Sattı mı acaba? Dedard'ı var muhtemelen. Evet, attım Dedard'ı. Uf! Var ya bak, terapi gibi hamle, terapi. Oğlum Ojen'i bir de tutabilirsem çok iyi olur da tutamayacağım gibi. Hızlı bir şekilde pelerine geçti. Jhen'e gidiyor şu an. Jhen'i tutabilecek mi? Tutmuş bile Jhen'i zaten. Güzel, niye Jhen'e inat etmemiş? Ama Jake Park burada davarlık peşinde arkadaşlar. Umarım balans falan yoktur. Güzel. Bunun Dedard'ı var değil mi zaten? Ne balans anasını satayım. Ya şu son seviye olsa biliyor musunuz? Çok güzel olacak. İki tane kırmanız gerekiyor son seviyesinde. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Onu mu alacaksın cidden? Cidden alacaksın mı onu Dwight? Ya Dwight. Bir girişimiz oldu, bir de çıkışımız ayol. Seni slaglayacağız. Gel buraya. Köpek. Ne derdin var? Tamam, dur yerde. Usta bizim ruin gitti. Jake'i kaldırdılar. Jake'i öldürmeyeceğim. Şu an rush falan yemedim çünkü. Niye'yi alalım. Balansı var muhtemelen. Aynen öyle. Okuyor bu oyunu ya. Artık bu adam oyunu okuyor ya. Okuyor. Niye'cim merhaba. Ya. Hamle çok iyi. Oradan sonrasına sıçmasak işte heyecan yapıp. Bir palet daha kırmam lazım. Dwight jeneratör bitirme peşinde. Şu erken vuruşlarıma var ya, sokacağım artık harbiden ya. Kendime tilt oluyorum anasını satayım. Salak saçma erken vuruyorum. Ya git adamın yakınına öyle vur ya kardeşim. Ne zararı olacak sana değil mi? Bu arada Dwight'ı durdurmasam iki can aynı anda bitiyormuş. Ne yapıyorsun? Öpüşmeye çalıştı benimle. Dwight'ı alanı pohpohlayacağız. Dwight'ı almamışlar arkadaşlar. Lan oğlum ne patladı burada? Ha, Jake patlamış. Ya sen ciddi misin ya? Tek başına mı yapıyordun bunu ya? Onu saldım ki gitsen alsın, tamam sorun yok da. Hani Jhen yapanı indireyim dedim. Jake palet devirdikten sonra niye mallaşıyor? Dur şunu bir creep perk'ü bir aktif edeyim. Bir tane daha bitecek bu arada. Çok yüksek var. Oo, tahmin ettiğimden daha hızlılar. Çünkü benim dediğim o değildi. Başka bir tane daha bitecek. Ya oğlum size acıyan da suçu ya. Jake'i keşke orada tanılayıp öldürseymişim. Hani yerde bırakmıştım ya, Nia'yı kovalamıştım. Size yemin ediyorum acıyan da suçu ya. Al. Dwight'ın da sonu olacak.
Ay işte tam olarak bu senaryoyu bekliyordum. Tam olarak bu senaryoyu bekliyordum arkadaşlar. Dwight Jortinian Strauss'e. En kötü şey Dwight'a denk geldi. Ya bu kombini kullanıyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey budur. Adama hem hasar verip hem sonra paleti kafanıza yiyip hızlı bir şekilde adamı düşürmenizdir. Çok güzel oldu. Yarın bir blok yedin sanki ha. Oğlum ne kadar kahpe oynuyorum lan Wraith'i böyle. Çok haz aldım şu an bir şey değil mi? Alo. Senin balansın vardı güzellik. Şu kadar ambargo koyduğum bir maçta 4 can bitmesini bana kim açıklayabilir arkadaşlar? Mesela ben açıklayamam. Siz açıklayabilir misiniz? Onu görmediğimi sanıyor. Ama oradan kolunu gördüğümün farkında değil. Arkadaşını da almamayı tercih etti. Cheryl için zor hamleler olacak. Zor tedardı geldi. Güzel. Bu nasıl oluyor ya? Ulan Barov'a sarı almaya çalıştı da onu da beceremedi anasını satayım diye. Yani gereksiz bir hamleydi zaten ama zorlamak istedim. Stun attıktan sonra spotu bırakıp hemen kaçtığı için az daha 360 yiyordum. Rahat bir şekilde avladık. Güzel. Ruh öfkesi tamam hani maç her maç 1-2 kere anca çalıştırabiliyorum okey ama şu an dayanıklı perkü çok işe yarıyor arkadaşlar. Palet sersemletmesi hani hiç korkmuyorsun paletlere direkt kafa atıyorsun gerçekten çok avantajlı. İşte bir de hayvani güç olsaydı çok 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 müthiş bir build olacaktı ama onu da çıkartabilirsem bunun ikincisini çekerim çok keyif aldım. Yani bir veda konuşması gibi oldu ama arkadaşlar yanlış anlamayın veda falan ettiğim yok. Durmak yok saplamaya devam kardeş. İki maçtır artı iki alıyorum. Birisi Azorov attı kurbanlardan birisi buraya attı burası geldi. Yani bir 4-5 tane map atsaydınız da halka açık oylama yapsaydık kardeşim ya. Merhaba. Pembe saçlı hanımefendi. Senin o hareketlerin ne öyle? Sen bir tık beni korkutuyorsun derken sıçtın. Şunu bir kıralım hemen. Hop. Yapma. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Nasıl yani? Kardeşim. Sen mind game yemezsen mi yedirtmesini biliriz biz de. Bizim de numaralarımız var. Bencillik yapıp hemen böyle base paletini falan harcamadığı için tebrik ediyorum. Oğlum bu dağın çıkışı nerede? Yandan mı tırmanayım sırtımda biri varken anasını satayım ya? Ne yapıyorsun? Ne yaptığını bir söyle bana. Önüne bak, önüne bak. Hey. Sakin ol bro. Heyecanlısın şu an, heyecanlısın şu an. Oo, sen ne yaptın öyle? Kanka sen ne yapıyorsun? Bu içip gelmiş. Bunun kafası güzel. Bu nerede ya? Vallahi. Nerede lan bu? 50 kuruş verdiğim keko kavgama gelirken gibi anasını satayım. Bu nasıl bir kostüm ya? Sakın. Sakın. Götüme sok onu bir dahakine. Evet. Tamam bunlar satış faction arkadaşlar. Şunu da bir slaklayalım. Oo, daha düz yolda yürüyemiyorlar. Nasıl lan? Öbürünü alsaydık daha iyiydi. İkilenecekti o ya. Şimdi hepsini teklemiş gibi bir şey olduk. Neyse hepsi yaralı. Bunlar da satma potansiyeline sahip gibi. Tamam ruh öfkesi aktif. Kolay gelsin. Vay hasar almadın ama. Hasar almadın ama işte ruh öfkesi farkı. Emir atamasaydım erken de verecekti. Prefire'ı o yüzden attım. Çekil lan buradan. Sanki moda tasarım okuyor saçını da mora pembeye boyamış gelmiş anasını satayım ya. Güzel sanatlar mezunu musun kardeşim sen? Kanka sen niye sürekli saklanmaç oynamak istiyorsun ya? Vay. Normalde paleti kırmasam bunu 3 saniyede düşürürdüm önüne çıkıp da. Ya oğlum harbi sen bir değişiksin ha. Nerede ya bu? Madem bir build yaptık adam akıllı gösterelim arkadaşlar. O yüzden paletleri hızlı hızlı kırıp ruh öfkesinin aktif olmasını sağlamaya çalışıyorum. Yoksa o spottaki palet kırılmaz yani. Küçük bir spot olduğu için orada çok rahat şeyle yakalarsın. Ne demek istediğimi anladınız. Son anda. Bunu da kıralım. Keşke devirebilseydi ya. Birisi ölüyor, birisi düşüyor ama arkada yine jam bitiyor. Yani anlamsız. Ama onlar da haklı arkadaşlar. Yani jam yapmadan nasıl dengelesinler ki maçı yani şu an. Net bir raid ambargosu var maçta. Git bakayım palete. Cık.
Hayır. Tamam, üçlendik. Yani üçlendik derken sona sıralışım gibi algılanmasın arkadaşlar. Ben katilim, benim niye sola sıralışım olsun? Kanka sen beni yakıyorsun da ben de senin canını yakarım, haberin olsun. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Lan vursam vuruyormuşum. Kadına kafa attık anasını satayım. Lan devirsene. Devirir diye şey yaptım ya. Devir şimdi. Blok yedi. Güzel oynadım. Bravo. Tebrik ediyorum. Birkaç fake'ini yedim adamın. Neden yedim? İlk asılışımda çok kolay asmıştım bunu. Hatırlarsınız. Yani kötü oynamıştı. Ben de kötü sandığım için biraz düz oynamayı tercih ettim ama demek ki ilk loop'unda performansını gösterememiş. İkincisinde iyi oynadı. Kolay gelsin. Ne yaptın? Wraith'in zil sesi vermeme addon'u çok güçlü ya. Wraith çok güçsüz bir katil evet ama birkaç addon'la çok güçlü hale getirilebiliyor aslında. Aa sen şey istiyorsun, anladım. Oyun istiyor, oyun abisi, oyun istiyor. Isırmam lan, gel. Güzel. Tam feneri kaldırdığın Dead Art atacağını anladım. At bakayım Decisive'in varsa, seninle bir chase daha atalım. Yokmuş, öldün, görüşürüz. Bu kez kurbanlar için işler istedikleri gibi gitmedi. Peki Wraith hatch'i bulabilecek mi? Bok bulacak dediğinizi duyar gibiyim. Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Hatch yok. Hatch çıkmamış. Ahaha salak. Ne oldu lan? Ha? Lan. Oğlum. Ya bir daha kapatabiliyor mu sandım ben? Animasyonunu bozmadım ki bilerek. Adama salak dedim. Ne göt oldum lan yalnız, bir şey diyeyim mi? Tarihi bir göt oluş. Bu yanlarındaki işaret konsol işareti anlamına geliyor arkadaşlar. Bazıları soruyor çünkü. Ama Epic Games üzerinden oynuyorsalar yine bu işaret oluyor. Yani bunların hepsi konsol oyuncusu değil aslında. O bilgiyi de vereyim çünkü soruyorsunuz. Bak bu son maç, sakın ısrar etmeyin. Hayır. Son maç. 2'dir Survivor videosunda 7-8 maç atıyorum ayı gibi. Üstteki jeni delmişiz ha. Ya oğlum o nasıl bir refleks, şerefsiz. Hain köpek. Hasar aldıktan sonra boost kazanıp orada döneceğine. Lan ne oluyor, yanlışlıkla vurdum. Lan bu kim? Oğlum pelerine geçemedim. Sol tık attım, yanlışlıkla vurdum. Anasını satayım Claude'a. Bunu yapmıyoruz inşallah değil mi? Luna ne yapıyorsun Luna? Hayır. Lan Steve, lan Steve. Bela oldum oğlum sana. Sana bela oldum Steve. Sana var ya deli bela oldum. Yedi bela Hüsnü. Of güzel it. İyisin Wraith. O şeyle sprintle kaçtı. Edart. Güzel. Merhaba Luna. Ne yaptın? İyisin inşallah. Seni Steve kurtarmıştı. Bakalım bu sefer kim kurtaracak Luna? Steve'in burada değil Steve'in. Steve'ini deldiler. Evet Steve'in kurtuldu. Yapma. Ya yapma saçma salak hareketler. Bir dur ya. Bir dur anasını satayım. Ne yapıyorsun ya? Lan ne yapıyorsun? Kafana mı uçayım illa? Bak jeneratör bitti zaten. Moralim bozuldu. Dur onu benle... Bir bekle kanka. Alo. Ya nasıl vuramam oğlum ya? Gerçekten var ya, ben olsam hitti o ya. Bütün paletleri patır kütür devirdi ayı. Ne yaptın? Bu Luna çok tatlı ya. Bu Luna'yı var ya. Bu Luna'yı hemen devre dışı bırakmamız lazım. Selam. Kolay gelsin. Ne yaptın? Bir şok oldu. Bir şok oldu Luna. Hemen aldı. Bakalım flash save gelecek mi yine? Artık gelmesin yeter. Bak geliyormuş. O tarafa doğru alsam geliyormuş. Köpek Steve. İş başında yine. Oradan zaten... Lan ne oldu? Detone oldum. Oradan zaten atlayamazdı da. Steve'cim oraları hep zortlattılar be gülüm. Paleti devirmek zorundasın. Devirmedin ha? Peki. Aramızda o kadar fark yoktu. Kapıya doğru Dead Art attığını anladığım için burada Dead Art beklemedim arkadaşlar. Abi mal mısın, niye beklemedin Dead Art diyebilirsiniz. Adam ikinci asılışına geçme pahasına Baze'i devirmedi. Sen 2 oldu bak. Sen bu 2 oldu. Sakin ol. Sakinliğini bir koru. Sakinliğini bir koru. Şu an çok sakinsin çünkü. Aynı bu sakinlikte devam etmeni istiyorum. Dead Art'ı var mı yok mu diye emin olamadım. O yüzden bekledim. Kötü başladık.
Steve'in flash save'i yüzünden. O sıra bir tane de jam bitti ama güzel toparladık. Bak 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 bak. Ya nasıl grablemiyoruz oğlum onu ya? Jen'i saldım sandı. Ama ona bir sürprizimiz vardı arkadaşlar. Öyle kolay değil bu işler. Yok öyle, yok öyle. Devireceksin o paleti. Oğlum çok iyi oynadık lan. Bravo lan sana Ahmet. Hem Steve'e karşı hem buna karşı çok iyi blokladık pencereyi. Luna selam. Ne yaptın? İyisin inşallah. Senin son olacak. Gel bitirelim. Gel bitsin bu çile. Bir tane daha pencere vardı oradan. Orayı da deneyebilirdin. Beni yakmayı niye bir kişi hariç hiç kimse akıl etmedi? Senin de son olacak gülüm. Sen iyi bir oyuncusun. Ama son olacak işte dedim. Açıkladım ya Steve, bir daha mı açıklayayım onu? Bak açık alandayım. Beni yaksa zaman kazanacak. Aa orada boon mu varmış lan? Dur şunu da bir kıralım da. Şimdi Steve kesin olarak öleceği için bütün jenleri riske atıp Steve'e oynuyorum arkadaşlar. Ya Steve. Bomboş hareketler yapıyorsun ya. Güzel. Yedirdik mind game'i. Dedarda olmadığı için rahatça avladık. Mind game'i yedirmeseydik bu daha oyalardı bize. Sıkıntıymış harbiden. Helal olsun Steve'cim. Eline sağlık. Güzel oynadın. Son jen de bitti. Şimdi abim al mısın? Niye Steve'i öyle şey yaptın diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama şöyle bir şey var. Ben 3 kilo oynuyorum oyunlarda biliyorsunuz ki. 2 tane garantiledik. Bir de şu izini gördüğümüz arkadaşı alırız. O da burada. 3 kill ile gider şey yaparız. Öbürü gitsin. Ya bir şeyciğim. Götüne girmeme rağmen hala niye böyle hareketler yapıyorsun? Lan oy palet var sandım ya. Vay mı? Tamam öbürü hiç umurumda değil benim arkadaşlar. Ama yani gitmese de iyi olur. Gidip bakarım yani kapıya. E alacaksın da kapıyı 99'lamamışsın. Hangisinden gideceğiniz? Oğlum bu nerede, kalpten falan mı gitti bu? Öldü mü, bayıldı mı maçta, anasını satayım. Merhaba. E şimdi elimize fırsat gelmişken de 4'te 4'ü vermeyelim değil mi arkadaşlar? Yani 4-4 için uğraşmam ama elime fırsat gelirse de kaçırmam. İnşallah da sayısın falan yoktur da uğraştırmazsın beni. Hani alma git, bitsin gitsin iş, anladın mı? Be. GG. Video bitti, hadi görüşürüz.